Herkese merhabalar. Bugün çantamda ne var size onu göstereceğim. Bu video birkaç kere siz tarafınızdan istendi. Ben de neden olmasın dedim. Okul çantamı diğer kanalımda yaptım. İngilizce olan kanalımda yaptım. Ama bu videomda daha böyle hani günlük, hani küçük çantalarda neler taşıdığımı göstereceğim. Şimdi iki tane çantam var. Eğer gerçekten böyle küçük, hani 2-3 saat dışarıda kalacaksam bu çantamı alıyorum. Bu da Zara'dan. Böyle hani metalli bir çanta ve uzun bir şey zinciri var. O zincir çok rahat oluyor. Ama daha uzun dışarıda falan kalacaksam bunu götürüyorum. Bu da Stella McCartney'nin çantası. Bu hani daha büyük, içine daha çok şeyler girebiliyor. Öyle. Yani bu çantamı aldığım zaman bu küçük çantamın içindekileri bunun içine boşaltıyorum ve artı bunun içine de bir şeyler koyuyorum. O yüzden bunun içinde neler var ile başlayacağım. Zaten bunun içinde olanlar büyük olanda da oluyor. Şimdi ilk buradan çıkan gözlük kabı. Ama gözlüğüm şu anda içinde değil. Güneş gözlüğüm her zaman yanımda oluyor. Ondan sonra tabii ki cüzdanım. Bu siyah cüzdan. Cüzdanın içinde böyle iki tane kart yeri var. Ondan sonra açıyoruz. Burada işte fişlerimi falan koyuyorum. Bir ağrı kesici var burada, ne olur ne olmaz diye. Burada bozuk paralarımı tutuyorum. Burada normalde hani kağıt paralar oluyor. Burada da şey, başka daha kart koyacak yerler var. O yüzden çok kullanışlı ve küçük olması da çok rahat. Böyle bazen arka cebime, yani kutumun arka cebine bile çok rahat bir şekilde girebiliyor. Onun dışında sakız var. Ben sakız, yani sürekli sakız çiğniyorum. Sakızı gerçekten çok seviyorum. Onun dışında bir tane saç şey tokası. Böyle bu aletlerden var. Bu aletler gerçekten hayatımı kurtarıyor. Bu telefon şarjı ve benim telefonumun şarjı çok çabucak bitiyor. Bu da 1-1,5 kere daha şarj edebiliyor telefonumu. Böyle portatif bir şarj aleti. Bu gerçekten çok kullanışlı. O yüzden bu her zaman çantamda bulunuyor ve dolu bir şekilde. Hani ne zaman şarjım bitecek, ne zaman bitmeyecek hiç bilmiyor. Onun dışında normal iPhone kulaklıkları var. Hani Apple'ın klasik böyle kulaklıkları var. Ve o kadar galiba. Bu küçük çantamda taşıdığım her şey bu kadar. O gün dudağımda olan ruju koyuyorum bu küçük çantaya da. Bugünkü Revlon'un Black Cherry, eğer merak ettiyseniz. Onun dışında şimdi büyük çantaya geçiyoruz. Büyük çantada bunların fazlasının bir şemsiye taşıyorum. Çünkü hani ne zaman güneş olacak, ne zaman yağmur yağacak hiç belli olmuyor burada. O yüzden her zaman bir şemsiye. Onun dışında el kremi var. Bu I Love Raspberry and Blackberry el kremi. Çok güzel kokuyor ve hani hemencik sürülüyor ve çabuk emiliyor. O yüzden çabuk emilmesi gerçekten çok güzel bir şey. Ve Dior'un şeyi var. Dior'un Lip Glow Color Reviver Balm. Bu böyle hani açık pembe gibi görünüyor ama dudağınıza sürdüğünüzde daha koyulaşıyor. O yüzden çok güzel. Hani gündelik dudağınızı aynı şekilde nemlendiriyor. Ve burada böyle büyük bir tane makyaj çantam var. Bunun içindekilerin %70'ini kullanmıyorum. Göreceksiniz çok fazla özellikle dudak şeyi var. Ama ne olur ne olmaz hani kalsın diye burada tutuyorum hepsini. Şimdi dudak şeylerinden başlayarak burada L'Occitane'in bir tane dudak kremi var. Bu böyle tüpte geliyor. Gloss gibi daha böyle parlatıcı tarzı bir şey ama yine de çok iyi nemlendiriyor. Ondan sonra bir tane Baby Lips var. Maybelline Baby Lips var. Bu Soothing Sorbet renginde. Böyle çok kırmızı görünüyor ama dudaklarda daha böyle natürel duruyor. Ondan sonra burada Laura Mercier'in Baby Lips'i var. Bu gerçekten hani çok natürel bir renk ama aynı zamanda güzel bir şekilde nemlendiriyor dudaklarımı ve hani çok hafif de koyulaştırıyor, çok güzel duruyor. Burada Burcu'nun Color Boost'u Plum Rush'ın renginde. Çok güzel böyle koyu sonbahar dudak rengi ve aynı şekilde bu da çok iyi nemlendiriyor. Buradakilerin hepsi dudaklarımı çok iyi nemlendiriyor. Aynı zamanda o yüzden de buradalar. Bu Revlon'un dudak kremi Honey renginde. Bu da çok güzel nemlendiriyor ve bu da hani natural ama birazcık koyuyor. Hani natural dudaklarından daha koyuyor. Ve son olarak I Love Raspberry and Blackberry dudak nemlendiricim var. Bu tamamen şeffaf böyle hani ne olur ne olmaz bu da burada kalsın diye. Çok fazla dudak şeyim var. Yani bunu boşaltabilirim ama bilmiyorum. Hani bazen bunların arasından özellikle bir tanesini istiyorum. Ve ne olur ne olmaz bunların hepsi burada kalsın istiyorum. Burada bir tane Bath & Body Works'un Berry Paris diye
Böyle elleri temizlemek için bunun adını unuttum ya. Bunun adını hep unutuyorum. Her dilde ama nedense. Böyle hani mikropları falan öldürüyor ya. Anti bir şeyle başlıyor ama bilmiyorum. Neyse. Ondan sonra burada Boeing Benefit'in Boeing Concealer'ı var. Bunu çok nadiren kullanıyorum ama ne olur ne olmaz diye burada kalsın istiyorum. Hani bazen arkadaşımla falan gidersem ertesi gün en azından hani hafif bir makyaj olsun diye. Ondan sonra hocama iki tane roll-on parfümüm var. Bir tanesi Zara'dan Black, diğeri de Taylor by Taylor Swift'in parfümü. Bunların ikisi de roll. Çok rahat bir şekilde sürünüyor ve yani sprey gibi etrafı da kokutmuyor. O yüzden her şekilde sürebilirsiniz. Bir tane küçük bir çanta aynası var. Bu da böyle görünüyor. Bu Forever 21'dan almıştım. Üstünde Wild Child yazıyor. Böyle küçük çiçekler de var. Ondan sonra bir tane saç tokası var. Ne olur ne olmaz saçlarımı toplamak istersem diye. Bir tane göz damlası var. Pure Opti-Free Pure Moist diye. Bu da last takıyorum. O yüzden arada sırada gözlerim kuruyor. Çok rahat oluyor böyle hani hafif damla damlatınca oh dünya varmış diyorum. Ondan sonra cıma bir tane daha uzak şey varmış. Bu neden? Bu Rimmel'in Kate lipstiklerinden. Ve bu 109 renginde. Bir arkadaşım Türkiye'deyken bana söylemişti bu renk çok güzel diye. Cidden çok güzel. Böyle gerçekten bir renk istiyorsam dudaklarımda o gün bunu sürüyorum. Gerçekten çok güzel. Ondan sonra cıma burada Benefit'in Dayreal Mini şey maskarası var, rimeli var. Bu da hani ne olur ne olmaz arkadaşımda kalırsam ertesi gün bir şeyler olsun diye yüzümde. Ve son olarak da Catrice'in mattifying kağıtları var. Bunlar böyle ince kağıtlar. Her birini alıyorsun ve yüzünüz yağlandığında böyle yüzünüze sürüyorsunuz. Ondan sonra cıma yağ yüzünüzün yağını alıyor. Yani üstüne tekrar bir daha hani pudra falan sürmek istemiyorsanız bu gerçekten çok iyi. Yani daha hafifletiyor makyajınızı ama yağ da alıyor. Ve bu kadar. Çantamdakiler bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir beğeni verirseniz çok mutlu olurum. Ve bundan sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.